Migros İcra Başkanı Özgür Tork'la birlikteyiz. 2023 yılı sürdürülebilirlik ajandasını konuşacağız. Söz kendisinde. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir zirve yaşıyoruz. Bir kere emeği geçen herkese çok teşekkür etmemiz lazım. Gerçekten burada birçok paydaşımızla bir arada olmak, birçok şeyi eş zamanlı tartışmak için de güzel fırsatlar sağlıyor. Şimdi Migros tabii çok büyük bir ekosistemin parçası. Sayısız paydaşı var. Hem tedarikçileriyle hem müşterileriyle dünyanın, ülkemizin sürdürülebilirlik ajandasında çok etkin bir rolü var. Bunları burada özellikle paylaşmak istedik. Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik entegre raporunu perakendecilik sektörüne has geçtiğimiz yıl yayınladık. Buna da gurur duyuyoruz çünkü Migros hep ilklerin uygulayıcısı ve bundan sonrasında da eminim ki sektördeki diğer tüm temsilcilerimizle beraber bu etki alanımızı genişlettiğimizde çok daha büyük bir alanda sürdürülebilirlik faaliyetlerini genişletmiş olacağız. Şimdi bugünkü yapıda tabii bizim için 2023'e de boyut kazandıracak olan en önemli çalışmalarımız karbon ayak izimizi kademe kademe azaltmak. Geçtiğimiz 5-6 sene içerisinde metrekare başına %38 azaltmayı başardık. 2030 yılına kadar da toplam karbon ayak izimizi %42 azaltmak gibi hedef aldık kendimize. Bu yolda tabii gerek elektrik tüketimimize yönelik yapacağımız verimlilik çalışmaları, gerekse de mağazalarımızda dolaşan soğutma sistemlerindeki gazların azaltılması, bunun yerine soluğu soğutma sistemlerine geçilmesi. Bunun eş zamanlı olarak gıda atıklarımız çok çok önemli. Çünkü ülke genelinde hala ürettiğimizin çok büyük bölümünü ne yazık ki daha raflarımıza gelmeden üretim alanlarında bırakıyoruz. Hemen hemen %30'ları kurtuşuyoruz burada Türkiye'de bu istatistikte. Bunları ne kadar azaltabilirsek, gerek çiftçilerimizle yapacağımız işbirlikleri, gerek tüketicilerimizi bilinçlendirerek yapacağımız işbirlikleriyle buradaki azaltacağımız atıklar aynı zamanda karbon salınımımızın da olumlu şekilde gelişmesini, azalmasını sağlayacak. Tabii bunlarla sınırlı değil. Özellikle enerji verimliliği üzerine yapılan birçok çalışmanın bir benzerinde şu anda dağıtım merkezlerimizin çatılarını güneş panelleriyle kaplayarak hem aynı şekilde karbon salınımını azaltıyoruz hem de aynı zamanda önemli bir tasarruf sağlıyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği bu bütün dünyayı da etkileyen enerji krizi ortamında enerji tüketimini azaltıcı her türlü tedbir hem şirketlere hem dünyaya çok önemli katkı sağlayacak. Bütün bu çalışmaları 2023'te de kademe kademe sürdürmeyi hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim.